Merhaba sevgili izleyiciler ve biraz da yeni bir röportajla karşınızdayız. Bugün Hepsi Buradan'ın merkez ofisindeyiz. Yanımızda Yüce Zerey var. Birçoğunuzun yakından tanıdığı isim biliyorsunuz yakın zamanda Hepsi Burada'ya CMO olarak atandı. Ee, Yüce Zerey de Hepsi Burada özelinde e-ticaret, ee, ve dijital pazarlama konuşacağız. Şöyle başlayalım. Ee, aslında hepsi burada atanmanla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, daha önce e, yani sırasıyla mı söylüyorum emin değilim ama Ülker, Türk Hava Yolları, Ardından Kola ve Unilever gibi böyle hem e, büyük küresel markalarla çalıştın, daha geleneksel görece şirketlerle çalıştın. Şimdi hepsi buradaya geçtin. Bu kararında neler etkiliydi? Biraz bahseder misin bu süreçte? Tabii ki. Aslında senin de söylediğin gibi çok farklı ölçeklerde, çok da çok uluslu şirketlerde ya da işte büyük ölçekli şirketlerde güzel farklı deneyimler yaşama imkanım oldu. Bunlar genelde daha çok bizim FMCG dediğimiz daha hızlı tüketim malları sektöründeki şirketlerde. Açıkçası burada kritik unsurlardan biri sektör. Yani sektöre baktığımızda teknoloji ve ticaret sektörü, özellikle şu anda hayatımızı şekillendiren ve geleceğimizi şekillendirecek olan en kritik sektör teknoloji. Dolayısıyla FMCG'den sonra böyle bir sektöre geçmek benim için çok değerli bir motivasyondu. Sonuçta baktığınızda e-ticaret her şeyin ölçümlenebildiği kendinizi çok net gösterebildiğiniz performansınızı gösterebildiğiniz güzel bir sektör. Burada da sonuçta Türkiye'nin lideri yani bakıldığında 30 farklı kategoride 10 milyon ürünün olduğu ve ayda ortalama 21 milyon ziyaretçinin geldiği Gerçekten lider bir markaya gitmek de benim için çok değerliydi. Son olarak da en bence ilginç motivasyonlardan biri de ben buraya açıkçası postmodern bir startup olarak görüyorum. Neden postmodern startup? Aslında yeri geldiğinde o startup çevikliğini çok iyi kullanabilen bir yapısı var. Yeri geldiğinde de kurumsallığını iyi kullanabilen yapısı var ki bence yavaş yavaş startuplar buna evrilmek zorunda hem kurumsal olup hem de aynı zamanda o çevik yapısını korumak koruması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de ki bu e-ticareti geliştirme, büyütme açısından böyle bir vizyonla, böyle bir sektörde ve böyle bir markayla kesişmek benim için çok değerliydi. Onun için de çok keyfim yerinde. Çok güzel. Peki e, hepsi burada CMS olarak. E, önceliklerin neler? Olmazsa olmazların neler? Ben böyle klasik üç tane sorarım. Yani üç senin için de böyle üç tane e, olmazsa olmaz ne olur? Yani çok basit ve hızlıca söyleyebilirim. Yani birincisi müşteri, ikincisi marka, üçüncüsü de performans. Biraz açacak olursak yani sonuçta bu iş ve benzeri bence bütün işler her türlü müşteriden başlıyor. Onun içgörülerini anlamaktan, onu doğru dinlemekten, onu doğru tespit etmekten, onun tüketim serüvenlerine hakim olmaktan ve bunu da anlamlı derecede doğru iletişimle, doğru deneyimlere dönüştürmekten başlıyor. E bunu yaparken de gerçekten işte o doğru deneyimleri, doğru iletişimi markanızla yapabiliyorsunuz. Ve marka olduğunuz zaman da tüketiciyle aranızda hakikaten keyifli bir ilişki oluyor. Sürdürülebilir bir ilişki oluyor. Ve bu ikisi sağlandığında sonuçta performans geliyor. Dolayısıyla aslında bizim için hani öncelik sırası da aynı aynı şekilde. Üç kavram çok net işte müşteri, marka ve performans. Peki aslında bunlar bir taraftan önceliklerini de ortaya koyuyor. Şimdi sosyal bir çağdayız artık. Her noktadan müşteri geri bildirim verebiliyor. E-ticaret, büyük e-ticaret markaları bu çağda nasıl iletişim kurmalı? Daha genel bir soruya. Şöyle aslında e, şu anda çok e, yavaş yavaş oturmaya başlayan önemli bir trend var. E, iletişim stratejisinde marka stratejisinde. E, buna humanizing the trend, brand diyorlar. Aslında bu markanın birazcık daha insan gibi davranması, insan iyileşmesiyle alakalı. Bundan ne kastediyorlar? Şunu kastediyorlar. Şimdi normalde senin bir arkadaşın var. Arkadaşlarınla sohbet ediyorsun dışarıdan hep alakasız biri geliyor ve hani direkt muhabbete girdiği zaman bir çekinirsiniz. Yani hani kimsini tanımıyorsun, etmiyorsun vesaire. Aslında markalar olarak biz genelde sosyal medyada bu tarz bir iletişim yapıyoruz. Yani bakıldığında yani sonuçta orada tüketici kendi keyfiyle alakalı, ilgi alanlarıyla alakalı bir muhabbet ediyor. Dışarıdan bir marka geliyor, merhaba diyor benim promosyonum var ya da ben bunu yaptım, gördüm mü, izledim mi vesaire diyor. Şimdi bu aslında birazcık miadını doldurmaya başladı. Dolayısıyla artık markanın sevabıyla, günahıyla kendini kabullenip gerçekten tüketiciyle arkadaş olabilecek, daha şeffaf ee, ve hatalarını da kabullenebilen ve daha sürdürülebilir bir iletişime geçmesi gerekiyor. Ki aslında Humanizing'de brand birazcık o. Dolayısıyla mesela bunun nasıl pratikleri oluyor? Çalışma ortamınızdan tutun, nasıl iş yaptığınızdan, neyi nasıl yaptığınızdan ya da biz bu böyle bir proje yaptık ama başarılı olamadık bunu özgüvenlice söylemekten tüm aslında bunlardan Çünkü bunlar olduğu zaman aslında o tüketici ve o müşteri sizi kendisi gibi görüyor. Dolayısıyla aslında çok daha organik bir ilişki oluyor. İşte birazcık özellikle sosyal medyada e-ticaret şirketlerinin de yavaş yavaş gittiği ve gitmesi gereken yer bu. Çünkü aksi takdirde e, tüketici o kendi arasındaki o muhabbeti ya da alışveriş deneyimindeki o keyiften birden uyanabiliyor ve ondan çok hoşlanmayabiliyor. Ve bunu sağladığı zaman markalarda bu hem markalarına katma değer sağlayacak hem de satışlarına katma değer sağlayacak. Evet, bu gerçekten çok önemli ve marka stratejisi içinde bir taraftan e-ticaretten konuştuğumuz zaman müşteri deneyimi de çok çok önemli. Sence şimdi biz müşteri trend, müşteri deneyimini nasıl şekillendirmeli büyük e-ticaret markaları ya da belki bu bahsettiğin humanizing trendi içinde nereye oturuyor? Şimdi şöyle, müşteri deneyimini şekillendirmenin ilk adımı gerçekten müşteriyi tanımak. Şimdi bu müşteriyi tanıma lafı biraz klişe bir laf ama artık şu anda özellikle e-ticaret sektöründe belki de datayı en anlamlı kullanabilen sektör. Dolayısıyla hani big data laflarının altının dolduğu tek sektör diyebiliriz hatta şu anda. Dolayısıyla gerçekten tüketicinin potansiyel size dokunduğu her noktada ki artık buna yani konvansiyonel medya anlayışından ziyade daha connection pointler yani tüketicinin tüketim serüvenindeki potansiyel her nokta bizim için bir bağlantı noktasıdır. Ve o bağlantının noktasında nasıl davrandığını Hangi anlarda ne hissettiğini anlamak bizim için çok kritik. Şimdi bu olduğu zaman, öncelikle şuna mesela tüketici'nin aslında tüketim serüveninde gerilim anları var. İşte şöyle düşünün, akşam işte kocası gelecek, yemek yapması lazım, bu bir gerilim. Şimdi o mesela ne yeme ne pişireceğini siz bir çözüm üretiyorsanız, siz aslında orada başarılı bir iş yapıyorsunuzdur. Ya da işte bir kıyafeti beğeniyor, almak istiyor ama nerede olduğunu bilmiyor. Siz ona bir çözüm üretiyorsanız, siz başarılı bir şey yapıyorsunuzdur. Dolayısıyla artık hikaye an detayına inmek an detayına inip, karşımızdaki personanın an detayına inip, ikisini çok iyi tanımlayıp ondan sonra da o personaya göre içerik, deneyim ve özellikle sitede kullanıcı deneyimi ve teklifler. Yani tek, bu matematiği buna göre kurguladığınız zaman aslında o zaman farklı müşteri deneyimleri de yaratabiliyorsunuz. Ama her şeyden önemlisi o personaya, o müşteriye gerçekten uygun olan ve o anda onun ihtiyacını çözecek, o anda onun gerilimini azaltacak teklifleri sunduğunuz için ve bu sunarken de doğru deneyimi yaşattığınızda, yani onu kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyacını çözdüğünüz zaman zaten bu çok net bir şekilde bu işte başarılı oluyorsunuz ve gittiği yerde net bir şekilde burası. Kesinlikle aynı fikriyim. Anlar gittikçe daha önemli hale geliyor. Ve bu aslında bir taraftan dijital pazarlama için çok önemli bir trend. Bunun dışında... Ee, senden şu anda gözlemlediğin e, önemli trendleri e, sıralamanı istesem. Şöyle yani son iki senedir bu kan da falan da çok konuşuyor biliyorsunuz. Hani böyle kan pazarlama dünyası için böyle her ne kadar böyle dünyamızı değiştirmese de popülerliğini hala koruyor. <laughs> ee, ve bakıldığında son iki sene sadece kan değil işte South by South besler vesairelerde de bu özellikle Augmented Reality ve virtual Reality'nin çok konuşulduğunu görüyoruz. Şimdi... Bir taraftan hani bu konuşulan çok bir şey çok konuşulduğu zaman sorgulanıyor da aynı zamanda. Ama şu aşikar yani zaten sosyal medya dediğimiz kavram offline ile online dünyanın kesişimi. Dolayısıyla iki dünyanın realite kaybı yani birbiriyle kesişmesi aslında bizim için çok değerli pazarlama matematiğinde. Dolayısıyla örnek veriyorum siz sahada bir aktivasyon yaparken onu augmented reality ile beslediğinizde işte atıyorum Galata Kulesi'nin altındaki bilmem neyi bul normalde öyle bir şey yok ama gittiğim zaman onu gör vesaire oyunlaştırmayı, gamification'ı, deneyimleri hepsini yeniden tanımlayabiliyorsunuz ve bu iş birazcık daha deneyim konusunda çok farklı yerlere gidecek gibi gözüküyor. Ama hala şu anda hem virtual reality hem de augmented reality bence çok limitli alanlarda. Özellikle oyun vesaire hani daha çok deneniyor. Ama bence bu şirketlerin iş süreçlerine, işte turizm sektörüne, e, tamamen bir yeri de gezme, bir şeyi öğrenme, birçok iş yapı şekillerimizi etkileyecek. Dolayısıyla bu etkileme konusunda teknoloji hazır ama burada hala content yani içerik ve deneyim tasarımlarında farklılaşmalar eksik. İşte burada bence dijital ...kazarlama önemli iş düşüyor. Çünkü buralara yaratılacak farklı içerikler, farklı deneyimler anlam derece fark getirecek. Bir diğer konu sonuçta şey yavaş yavaş artık herkes programatik teknolojinin kullanmaya başladı. Ve şu artık aşikar ki mesajların yayılımında ve tüketiciyle kesişim noktalarında ve bunun optimizasyon süreçlerinde artık daha insansız eforlar daha da artacak ve optimizasyonlar daha da artacak. Artık bakıldığında yapılan konvansiyonel medya planları daha otomatik yapılabiliyor olacak ama bunlar belli argümanlarla belli teknolojilerle, ee, search engine marketingte vesairede ya da performans marketingte bile yani birçok şey artık otomatize edilebilecek ediliyor. Dolayısıyla bence bu olayın birazdan performans tarafında önemli trendlerden biri. Son olarak da bence en önemli konu hala e, maalesef çok altı kavramsal olarak da olmasa da big data teknolojileri. Çünkü az önce bahsettik ya yani oyun gerçekten o tüketiciyi doğru okumakta. Onun anlamını doğru adreslemede ve bu hikayenin de altyapısı hakikaten big data teknolojilerinde. Dolayısıyla data, datadan o gerçekten doğru içgörüye giden süreçte hangi teknolojiyi nasıl ne frekansta ve ne şekilde kullanmam lazım ki ben bunu alayım iş sonuçlarına dönüştüreyim dolayısıyla bu da bizim için önemli trendlerden biri. Ee, çok güzel. Şimdi şunu atlamadan geçmem istiyorum. Çünkü e, sizin e, aslında müşteri deneyimini konuştuk, trendleri konuştuk, yeni teknolojileri konuştuk. E, sizin e, geçtiğimiz hafta yan, yanlış hatırlamıyorsam lansmanı yaptınız. E, hepsi burada uygulamasında bir yenilik de var. Çek bul. E, bu görsel tanıma anlamında. Yani daha önce modada kullanıyorduk biz bunu. Şimdi bütün bir e, şeye yayıldı. Bu mesela sizinle beraber gelen önemli yeniliklerden biri aklıma o geldi çünkü. E, burada burada Mesela siz e, mobil öncelikle mesaj mı veriyorsunuz? Yani nedir aslında onun arka plandaki? Ben onu biraz sormak istedim. Sizin hmm. öncelikleriniz nasıl yansıyor deneyim açısından? Aslında yine buradaki e, kerteriz noktamız müşteri deneyimi olduğu için ve onu hakikaten daha ileri noktaya götürmek olduğu için buradaki ileri noktaya götürmenin en temel kıstaslarından biri şu. Hız ve kolaylık. Yani sonuçta teknoloji hayatımızda birçok şeyi kolaylaştırıyorsa ve hızlandırıyorsa dolayısıyla biz de bunu e, tüketicilerimizin bizim platformlarımızda yaşadığı deneyimlere yansıtmak zorundayız. Ve dolayısıyla biz bunu ne kadar doğru yansıtırsak onlar o kadar hızlı, kolay bir deneyimle aslında istedikleri ürünleri bulabilirler. Şimdi çek bu net olarak aslında bakıldığında bir görsel arama teknolojisi. Ve e, şöyle bir görsel arama teknolojisi. Sonuçta adım adım olarak değerlendirecek olursak, hepsi burada uygulamasını indiriyorsunuz mobil uygulamasına. Hepsi burada mobil uygulamasının arama çubuğunun yanında çek bul butonu var düğmesi var. Ona tıkladığınızda normal o anda merak ettiğiniz örnek veriyorum sokakta gidiyorsunuz bir şeyi beğendiğiniz bittinde onu çekebilirsiniz ya da arkadaşınızın üstünde bir şey beğendiniz onu çekebilirsiniz ya da bir şeyin ismini bilmiyorsunuz mesela genelde olur işte ne bileyim karga burnu ben yani pense mi bir şey mi nedir ne değildir ya ben bunun ismini bilmiyorum ama çekeyim fotoğrafı fotoğrafını çekiyorsunuz ve o anda o ürün veya ona benzer ürünler ki hepsi buradanın bünyesinde 10 milyondan daha fazla ürün olduğu için sonuçta çok ciddi bir ürün veri tabanı var ve dolayısıyla o ürünler arasında benzer ürünlerle birlikte görüyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz ve hızlıca alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani uzun uzun ben bunu kenara not edeyim, yarın işte arama motorunu ararım ya da arayayım edeyim vesaireden ziyade hız ve o kolaylığı optimize etmiş oluyoruz. Ve bu da aslında hem müşteri deneyimini arttırıyor hem de o süreci biraz daha eğlenceli hale de getiriyor açıkçası. Çünkü biz şunu da görüyoruz. Arada hakikaten böyle işte birbirlerinin fotoğrafını çekip acaba hani hangi ürüne yansıtıyor vesaire. Bu tip şeylerin de bu tip kullanıldığını da görüyoruz. Yani olayın biraz hız ve kolaylığı arasından birazcık da eğlence kısmı da var açıkçası. Çok güzel. Ee, yani bu, ben buradan bayağı uzun sorular sorabilirim size ama bir yerde de artık bitirmemiz gerekiyor. Ee, belki son sorum şu. sizin başarıyı nasıl ölçümlüyorsunuz? Yani her şeyin ölçümlerini bilir olduğunu konuştuk ama kişisel olarak başarıyı nasıl ölçümlüyorsunuz? Belki iş anlamında, profesyonel anlamda nasıl ölçümlüyorsunuz? Var mı? Önce şeyden başlayayım, kolay olanı profesyonelden başlayayım. yani sonuçta bu zamana kadarki görgümüz, deneyimimiz de hani onu gerektiriyor. Sonuçta yıllık olarak iş planları yapılıyor ve o iş hedefleri veriliyor orada. Ve yıllık o iş hedeflerine cevap verecek doğru bir pazarlama planı ve pazarlama hedefleri çıkıyor. Ve o pazarlama hedeflerinin alt kırılımları, fonksiyon bazlı kırılımlar oluyor. İşte performans metri olabilir, marka metri olabilir ya da sosyal medya metri olabilir. Bu aslında olayın bu zamana kadarki ki genel konvansiyonel yöntemi. Birazcık bu değişmeye başladı. Şöyle değişmeye başladı. Ben artık hani pazarlama hedeflerini aldıktan sonra onu fonksiyonlara kırmak yerine daha bütünsel bakıp benim toplam ulaşmam gereken yani toplam muhatap olduğum, hedeflediğim ana bir kitle var. Ben bu kitlenin ne kadarına mesajlarımı, içeriğimi, ürünlerimi eriştiriyorum. Ne kadarıyla etkileştiriyorum ve ne kadarını satışa dönüştürüyorum. Yani aslında bir biz bunu bir huniye oturtturduğumuzda bütün pazarlama metriklerini performans bazlı olarak, fonksiyon bazlı olarak bu huninin içerisine koyup çok net bir şekilde ölçülebiliyor. Hele ki e-ticaret sektörü bu ölçümlemeye çok müsait olduğu için biz bu huniyi doğru bir şekilde çalıştırdığımız sürece her anımızı, her aktivitemizi ölçebiliyoruz ve bu da başarıyı getiriyor. Kişisel. kişisel olarak. <gülüyor> <gülüyor> onu atlatabilir miyim? <laughs> Neyse atlatalım. Bence oradaki şey de gerçekten hayatta tutkulu olduğun işi ve veya hobileri yapıyorsan bence sonucu ne olursa olsun başarılısın. Yani yapıyorsan diyor hani sonunda başarılı olmak, başarılı olmamak vesaire. Yani ben çok keyif aldığım bir iş pazarlama. Benim tutkun olduğum bir nokta hep öyleydi. Dolayısıyla bu benim için bence başarı. Yani buna ek olarak yazı yazmayı çizmeyi vesaire seviyorum. E onunla alakalı bir şeyler yazabildiğim zaman o da benim için e, çok beni motive eden bir şey. Dolayısıyla sonucu ne olursa olsun. Yani belki başarısızlık da olabilir. Ama o tutkunun gerçekten karşılığını doğru bir şekilde yapabiliyorsan bence başarısın. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir başka röportajda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.